Eskiden cumartesi anneleri vardı. Taksim'de orada toplanırdı anneler işte evlatları için. Şimdi bunu farz edin ki Diyarbakır'daki bu olayda bir cumartesi annesi eylemi. Nerede liberaller, solcular ya da HDP'ler, BDP'ler neredeler? Şimdi bunlar yani bu başta Sırrı Süreyya Önder olmak üzere bunlar aslında sosyete solcusu. Yani Cihangir solcusu bunlar. Yani orada işte kendi işlerine geldikleri kişilerle görüşürler. Ama orada çocukları daha kaçırılan annelerle ilgili Diyarbakır'a gidip tek bir kelam etmiyorlar. Niye? Çözüm süreci işte ivme kazanıyor, iyi gidiyor, bir yol alıyor. O işte daha da onları güçlendirmek istemiyor. MHP, CHP zaten bu hükümet ne yapsa yaparsa yapsın eleştirecek. Çözüm sürecine destek oluyor gibi görünmüyorlar. Köstek oluyor gibi de görünmüyorlardı ama insan bari bu meseleyi siyasi bir olay olarak değil, oradaki annelerin acıları üzerinden görür. Soma'da hükümete çakmak için oraya gidiyorsunuz. Onu bunu her şeyi geziyi kullanıyorsunuz. Belki Elvan diyorsunuz. Tamam iyi güzel söylüyorsunuz. Orada daha çocuğu kaçırılan annelerin niye Feryadı, feryadını gözyaşlı görmüyorsunuz? anneler. Gidip acılarına ortak olmuyorsunuz. Orada bir çağrıda bulunmuyorsunuz. Yani Cihangir'de solculuk yapmak kolay. Yani sosyete solculuğu yapmak, Reyna barlarda eğlenmek çok güzel. Gidin Diyarbakır'da bunu söyleyin. Eskiden bu solcular, yani liberaller, şu hükümet diyelim ki asker PKK ile çatışmaya girip iki PKK'lı öldürdüğünde vay efendim işte devlet Kürtleri katlediyor derdi. Şimdi de diyor ki işte PKK bir terör örgütü değil mi? Niye bunları savunuyoruz filan demeye getiriyor. Yani %100 zıt. Tabii bu şundan. Kendi fikirleri ve politikaları olmadığından. Maksatları üzüm yemek olmadığı için tamamen bağcıyı dövmek üzerinden bir siyaset gidiyorlar. Yani çözüm süreci başarılı olsun istemezler. Alevilik meselesi mesela halledilecek olsa başarılı olsun istemezler. Hükümet Ermeni meselesinize acınızı anlıyoruz, paylaşıyoruz gibi bir şey söylüyor. Onu bile çok geç olmadı, ordu bile suistimal etmeye çalışıyorlar. Burada da şimdi bir ikiyüzlülük içerisindeler. Yani iyi niyetli insan ya da gerçekten bu ülkenin çıkarını düşünen bir insan siyaseti bir kenara bırakır, gider oradaki annenin acısını paylaşır. Çünkü orada ama şöyle, suistimal edecek bir şey yok. O anneyi suistimal edemez. Bu Sırrı Süreyya Önder de gezide kalkıp işte gösteri yapıyor, öne çıkıyor şöyle veya onun gibi diğer Kepçenin önüne solcular da yatmıştı, ya evet. diğer sanatçılar, o magazinciler hemen hepsi öyle gidiyor. Ama tabii onlar az önce söylediğim gibi sosyete solcusu veya işte Cihangir merakları oldukları için bu tarafı görme. Dertleri de o değil zaten. Orada 10 kişi ölmüş, 20 kişi bilmem ne olmuş. Çocuklar kaçırılmış. Annelere acı. O bir şey olur mu? Gelip şimdi orada özür bilmem ne dese acaba Erdoğan'a yarar mı? AK Parti'ye yarar mı? Bu kafayla siyaset yapılır mı? Şimdi bu kafayla siyaset yapıldığı için de hep mağlup.